Herkese merhaba şiften izleyenleri. Şu anda Antalya'dayım. Sebep ziyaretim belli. Arkamda 5. ise Kia Sportage'i görüyorsunuz. Buradaki aracı sadece bir günlük bir kullanım imkanı oldu ve sizlerle beraber Antalya'nın çok güzel bir koyuna geldim ki manzarayı sizlere göstermiş olacağım. Burada araca ilk bakışımızı gerçekleştireceğiz ve bizlere sunulan detaylar neler yakından bakacağız. Portage'e hoş geldiniz. Yağmur yağmaya başladı fişten ve sizlere ben hızlı bir şekilde bu aracın dışını göstermek istiyorum. Çünkü tasarımı sevdiğimi söyleyebilirim. Genel olarak baktığımızda buradaki tasarımın yenilenmiş olduğunu, daha modern bir tasarım olduğunu söyleyebiliriz. Yani baktığınızda evet bu araç 2022 yılının aracı diyebiliyorsunuz ve ben sevdim. Şunu da söylemem gerekiyor. Bu bir test aracıydı. Tabii ki Antalya'da ben bunu bayağı bir kullandım. Kendim için bayağı bir tecrübe elde etmiş oldum. Bundan dolayı araç biraz kirli gözükebilir. Ayrıca şu anda bayağı bir yağmur başladı. Bundan dolayı çekimi hızlandırıp sizlere önce bir dışını göstereceğim. Ardından da içini göstermiş olacağım. Burada jantları görebiliyorsunuz. Buradaki jantlar pakete bağlı olarak 17 inç veya 19 inç olarak karşımıza çıkıyor. Burada görmüş olduğunuz paketler şu anda araçta 19 inç olarak bizleri karşılıyor. Buradaki Kia sürüş deneyimi tabii ki bizim aracımıza bağlı olarak geliyor. Bu aracın en büyük özelliklerinden bir tanesi etrafında 8 farklı sensörün olması, etrafını 360 derece görebiliyor olması. Bunu size neden söylüyorum? Çünkü buradaki kameraların çok bunu göreceksiniz ve fark edeceksiniz merak edenler olursa diye şimdiden söylemiş olmak istedim. Burada aracın içerisindeki donanımlara bakmadan önce hemen şöyle bir arka tarafa doğru gelmek istiyorum ve şöyle de bir mesaj vermek istiyorum. Şu anda çok güzel bir manzaradayım ama etrafın biraz kirli olduğunu görüyorum. Lütfen çevreyi koruyalım. Hani etrafı kirletmek çok da hoş değil. Görmüş olduğunuz manzaralardan dolayı da ben herkes adına özür dilemiş olayım. Gerçekten büyük olduğunu söylemem gerekiyor. Yani karşınıza zaten Kia Sportage illaki İstanbul'da Türkiye'nin herhangi bir yerinde çıkmıştır ve görmüşsünüzdür. Burada aracın küçük olmadığını söyleyeyim. Arka tarafa bakmış olduğumuz zaman da yine burada heybetli bir yapı bizleri karşılıyor. Sportage yazısını görebiliyoruz. Şu bilgi de vermek istiyorum. Buradaki 5. nesil Sportage bizim ülkemize özel ve Avrupa'ya özel olarak değiştirilmiş. Yani buradaki araç kendi ülkesindeki araçtan daha farklı olarak şasisi daha uzun bir şekilde karşımıza çıkıyor. Bunu da bize özel ve Avrupa ya özel olarak geliştirilmiş. Kia bunu kendileri bizlere söylemiş oldu. Hani arada tamamen bir fark yok. Tasarımsal olarak büyük bir fark yok. 5. nesil şasisi daha büyük olarak karşımıza çıkıyor. Tabii ki karşımıza çıkan bu 5. neslin en büyük özelliklerinden bir tanesi de farklı renk seçenekleri. Bu kadar renk seçeneği diğer araçlarda yok dendi bana. 11 farklı renk seçeneğini ben sizler için ekrana getireceğim. Bende hem beyaz bir araç vardı hem de şu anda görmüş olduğunuz adını bilmediğim adını unutmuş olduğum koyu bir araç var. Bilerek ben açık renkli araç istiyorum çünkü tuzu göstermesin istemiştim ama ben arabayı biraz fazla kilitmişim herhalde. Görmüş olduğunuz gibi yağmurda hızını giderek arttırıyor. Konumuza geri dönecek olursak buradaki aracın farklı bir özelliğinin de hafif hibrit olduğunu söylemem gerekiyor. Yani içerisinde bir elektrik motoru var ancak herhangi bir şekilde kalkışta yardım etmiyor. Sadece gerektiği yerlerde içten yanmalı motora yardım ederek bizlerin yakıt tüketimini %3 ila %10 arasında daha da azalmasına yardım ederken aynı zamanda daha kusursuz, daha hafif bir kalkışı bizlere sağlıyor. Yani tüm gücü içten yanmalı motordan almadığımızı söylemem gerekiyor. Şimdi hemen ön taraftaki konsola bakmadan önce sizlerle beraber bir arka tarafa bakmak istiyorum. Burada benim aracım üst paketlerden bir tanesi. Fiyatın 750 bin lirayla 1 milyon 200 bin lira arasında değiştiğini söylemek mümkün. Tabii ki açık açıklama kısmına bir link bırakırım. Bu aracın fiyatının değişmesi çok muhtemel. Çünkü biliyorsunuz ülkemizde fiyatlar devamlı değişiyor. Yani bu araç yakında 1 milyondan başlar. Furkan bana böyle dememiştin demeyin. Buradan direkt olarak sizler iki farklı kademede koltuğunuzun ne kadar ısınacağını seçebiliyorsunuz. Ardından da içeri oturduğunuz zaman burada bizi bir iklimlendirme seçeneği karşılıyor. Bir teknoloji olarak en çok ama en çok hoşuma gelen detaylardan bir tanesi de tabii ki buradaki şarj. Tabi biliyorsunuz biz her an her yerde şarj etmemiz gereken cihazlara sahibiz. Sizler de telefonunuzu Type-C üzerinden hızlı bir şekilde şarj edebiliyorsunuz. Arka tarafa baktığımızda buranın gayet geniş olduğunu istendiğinde 3 kişi, istendiğinde de 2 kişi oturduktan sonra burayı böyle açabileceğinizi söylemiş olayım. Buradaki deri koltuklar rahat. Görmüş olduğunuz gibi burada çok büyük bir tünel yok. Hani 3 kişi arka tarafta çok rahatça oturabilirsiniz. Burada bir gözümüzü görüyoruz. Gayet içerisinde güzel olduğunu söylemem gerekiyor. Arka taraftaki önemli detaylardan bir tanesi de şu bagaj. Şimdi bagaja doğru geldiğimizde şimdi bagajı şöyle biraz daha göstereyim. Gördüğünüz gibi yağmur şiddetini arttırmış durumda. Ekranda zaten bagajın ne kadar büyük olduğunu görebiliyorsunuz. Buradaki bagaj büyüklüğünde bu araç için detaylı olduğunu söyleyeyim. Şöyle bir detay var. Buradaki 3 koltuğu da yatırarak direkt olarak bagajı buraya çevirebiliyorsunuz. Valla benim aklıma direkt olarak kamp yapma fikri geldi. Yani buradaki koltukları direkt olarak yatırdıktan sonra hemen buraya istediğiniz kadar yükük de koyabilirsiniz. Ben mesela Trabzon'da fındık çuvalını da koyabilirim. Kampada da gidebilirsiniz istediğinizi yapabilirsiniz. Çok daha fazla ıslanmadan önce artık aracın içerisine geçmenin vaktinin geldiğini söylemiş olayım. Hemen şöyle bir aracın içine geçeyim ama merak ettiğiniz detaylardan bir tanesinde motor seçenekleri olduğunu söylemiş olayım. Öncelikle sizler bu arabanın motor seçeneklerine ekranda bakarken ben biraz kısa deneyimlerimden bahsedeyim. Buradaki aracın içerisinde eco modu bulunuyor, normal mod bulunuyor. Aynı zamanda da sport modu bulunuyor. 3 farklı modda bu motoru kullanabiliyorsunuz. İşin açıkçası bu araç bana hiç de hantal gelmedi. Yani gayet bastı açtığım zaman hızlı bir şekilde bana tepki verebiliyor ve gidebiliyor. Aynı zamanda seçerseniz 4x4 seçeneğinde kullanmanız mümkün. Ve ben şunu söyleyeyim. Ben bu 4x4'ü Akdeniz'de kullandım. Bunun gibi yollar gerçekten çok basitti. Sizler için hiç bilmediğim bir dağın tepesine çıktım ve drone görüntülerini görüyorsunuz şu anda. Buradaki drone görüntülerini çekerken gerçekten çok kötü yollardan geçtim ve buradaki Kia Sportage'i kullanmış oldum. Ve en önemli detaylardan bir tanesi de şu. Artık aracın içerisine doğru geldiğine göre bunu söylemem gerekiyor. Biz aracın içerisine 4x4'ü koyduk ancak sadece 4x4'ün hareket etmesinin yeterli olmadığını düşünüyoruz dediği için Kia bu aracın içerisine birçok teknolojiyi de koymuş. Müzik Sizlerle beraber Kia Sportage için şu anda içerisindeyim. Direksiyon yapısı, önümdeki iki tane ekran ki kendi sınıfında başka bir otomobilde bu ekranın bana olmadığı söylendi. Ayrıca teknolojiyi çok sevdiğimi söylemiştim. Görmüş olduğunuz gibi buradaki tuşların her biri kendine özel bir teknolojiyi açıyor, kapatıyor. Şimdi öncelikle şundan bahsedeyim. Önümüzdeki ekranlar Burada 12.3 inç büyüklüğünde bir ekran bulunuyor. Aynı zamanda ikinci ekran da burada karşımıza çıkıyor. Ancak buradaki en önemli noktalardan bir tanesi sanki bu ekran tek bir parçaymış gibi durduğu için bizlere gayet güzel bir hissiyat veriyor. Buradaki ekran dijital bir ekran olduğu için ki şunu da söyleyeyim gerçekten güzel bir ekranla karşı karşıyayız. Yani burada ucuza kaçılmış ya da kocaman bir ekran koymuşlar ama gerçekten de hani hoşuma gitmedi. Koymak için koymuşlar gibi bir cümleyi sizlere asla söyleyemem. Özellikle biraz sonra şuradaki ekrandan da bahsedeceğim. Ben bana Macbook'un Touch Bar'ını anımsattı ama gerçekten güzel. Oradan da iklimlendirme sistemini yönetebiliyoruz. Şimdi gelelim buradaki ekrana. Buradaki ekrana baktığımız zaman karşımıza çıkan en önemli detaylardan bir tanesi de burayı çok rahat bir şekilde konfigüre edebilmemiz ama en önemlisi mesela şunu göstereyim. Normal almış olduğumuz zaman burası tamam tamamen değişiyor. Mesela gaza basayım. Buradaki animasyonları da biraz sizlere göstermiş olayım arabayı da biraz bağırtmış olduk tabii ki bu sırada. Şimdi de arabayı spor moduna geçiriyorum ve spor modunda da yine animasyonların değiştiğini görebiliyorsunuz. Özellikle yüksek hızlara çıkmış olduğunuz zaman buradaki kırmızılığın artıyor olması gerçekten güzel bir şekilde karşımıza çıkıyor. Burada direkt olarak arabayı yönetebilmek mümkün. Aynı zamanda sağ ve sol taraftaki buradaki yuvarlak dairelerin içerisinde de farklı bilgiler gelebiliyor. Örneğin destekleyen pakette siz bir araç aldığınızda sağ sinyal verdiğinizde sağ taraftan bir araç geliyorsa direkt olarak burada aracı görebiliyorsunuz. İşin en güzel tarafı Tarafı. Tamam. Burada bir aynamız var. Aslında gelen arabayı oradan görebiliyoruz ama buradaki kameranın görüş açısı bizim gözümüzden 30 derece daha fazla olduğu için bize daha fazla detay sunabiliyor. Buradaki ekranı özelleştirebilmek için tabii ki buradaki tuşları da kullanabiliyorsunuz. Örneğin ben bir tanesine basmak istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi burada lastik basıncını görebiliyorsunuz. Ben burada 41-39 arasında olduğunu görmüştüm. Tabii ki şu anda aracı süremeyeceğimi kendisine belirtmemiz gerekiyor. Şu anda burada yüksek seviyeyi görebiliyorsunuz. En son 3 dakika önce mola verdiğimi de buradan görebilmek mümkün. Burada aracınız hızını görebiliyorsunuz. Mesela bunu değiştirmek istediğimde burada aracın şu anda vitesini görebilmek mümkün. Ekostop'u görebilmek mümkün. 9.2 litrelik bir yakıt ortalamam var. Ancak benim çok ciddi bir şekilde daha tırmandığımı söylemem gerekiyor. Bize Kia tarafından sunulan verileri açıklama kısmına da linki koymuş olurum. Hemen tekrar başka bir ekrana geçtiğimizde burada yakıt alım sonrasında görebilmek mümkün. Görmüş olduğunuz gibi farklı detaylar bizlere sunuluyor. Örneğin buradaki pusul dışında herhangi bir şey göremezken lastik basıncı ile beraber 4 tekerliğinde ne kadar güç cadını burada bana sunulabiliyor. Dikkat seviyesi yanı sıra etrafımızdaki araçları ve hız sınırı sisteminde burada görebiliyoruz. Size biraz da buradaki konsoldan ve tuşlardan bahsetmek istiyorum. Örneğin şuradaki şu tuşa bastığınızda direkt olarak etrafınızı görebiliyorsunuz. Ben bunu Gerçekten offroad yaparken kullandığımı söyleyebilirim. Tabii ki benimki kendi çapımda bir offroad'da ama burada direkt olarak arabayı görebiliyorsunuz. Bakın arabayı şu anda bir uçuğumun etrafında park etmiştim. Bakın direkt olarak 3 boyutlu bir şekilde arabayı karşıma çıkartabiliyor. Hemen şöyle yakınlaştırabiliyor ve etrafında neler olduğunu görürken aynı zamanda ben direksiyonu çevirdikçe de arabanın nerelere gidebileceğini bana söylüyor. İşin açıkçası bu sistemi kullanmak benim gerçekten işime yaradı. Çünkü etrafındaki dağdaki taşları görebilmek gayet hoş oldu. Buradan direkt olarak ayarlara gidebiliyorsun. Şimdi bir diğer detaylara baktığımızda buradaki konsolda start stop'u kapatabildiğimizi görüyoruz. Yokuş iniş destek sistemini buradan açıp kapatabildiğimizi görüyoruz park asistanını görebiliyorum park asistanını ben genelde kapatıyorum ihtiyacım olduğu zamanlarda açıyorum burada vites kısmını görebiliyorsunuz burayı çevirerek D'ye R'ye atabiliyor aynı zamanda da park modunu alabiliyorsunuz bunun gerçekten hoşuma gittiğini ve gayet modern gözüktüğünü söylemem gerekiyor en güzel modlardan bir tanesi de bu burada bakın şimdi ben tuşa bastıkça direkt olarak hemen 4 tane tekerleği de birden burada kilitliyor ve hemen isteğinize göre hızlı bir şekilde cevap verebiliyorsunuz. İsterseniz de buradan modu hemen hızlı bir şekilde değiştirebilmek mümkün. Bakın hemen bu arada tepkiler çok iyi. Yani yavaş bir bilgisayar ekranının olmadığını da sizlere söylemiş olayım. Burada anlatmaya devam edebileceğim tuşları sizlere söyleyeyim. Koltuk ısıtmayı direkt olarak görebiliyoruz. Burada direksiyon ısıtmayı görebiliyoruz. Aynı zamanda sağ taraftaki koltuk ısıtmayı da görebilmek mümkün. En güzel detaylardan bir tanesi de şu. Burada 12 volt, 180 watt gücünde bir girişi görebilmek mümkün. İsterseniz burada bir Type A, isterseniz de Type C ile beraber istediğiniz herhangi bir şeyde şarj edebiliyorsunuz. İşin en güzel tarafı burada kablosuz şarjı da sizlere sunuluyor. Benim kendi arabamda Golf 8'de burada Type A girişi olmadığı için çoğu zaman sıkıntı yaşıyorum. Bunu ince düşünülmüş bir detay olduğunu belirtmem gerekiyor. Bu araba CarPlay sahip zaten birazdan şu ekranı sizlere anlatırken bundan da bahsetmiş olacağım. Buradaki Ekran gayet güzel, mat ve çözünürlü güzel bir ekran olarak bence karşımıza çıkıyor. Buradan direkt olarak klimayı ayarlayabiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi buradan kafanıza göre hemen istediğiniz gibi klimayı ayarlayabilmek mümkün. Ben tabii ki klimayı şu anda kapatacağım. Çünkü çekim yaparken gürültü yapmasını istemiyorum. Hemen şöyle yukarı tarafa tıkladığımda burada navigasyona bastığımda bu yukarıdaki ekranı değiştirebildiğimi görebilmek mümkün. Mesela medya kısmına geliyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi farklı seçenekleri görüyorsunuz. Mesela doğal seçeneğini seçeyim. Şöyle sesi de açacağım. Bakın şömine sesi. Bu da Kia'dan ince düşünülmüş detaylardan bir tanesi. Buradan da direkt olarak otomatik olarak iklimlendirmeyi seçebilmenin yanı sıra aracın içerisindeki detayları da seçebiliyorsunuz. Şimdi gelelim buradaki 12.3 inçlik büyük ekranı ki en sevdiğim kısımlardan bir tanesi. Aslında çok fazla Furkan her şeyi çok seviyorum dedin diyebilirsiniz ama araç teknolojik olunca ben seviyorum. Benim kendi Golf 8'in de Golf 7.5'dan sonra tamamen yenilenmiş ve dijitalleşmiş bir araçtı. Hani ben böyle arabaları kendim de satın alıyorum. Seviyorum da. Onu sizlere söyleyeyim söylemiş olayım. Harita kısmına baktığınızda burada direkt olarak haritayı görebilmek mümkün. Benim kendi kaldığım motorla mesela şu anda yol tarifi alalım. Bu herhangi bir şekilde herhangi bir yere şu anda bağlı değil onu söylemiş olayım. Tamamen kendi içerisindeki sistemi kullanıyoruz ve 28 dakikalık bir yolun olduğunu bana şu anda şimdi ve tabii ki de Türkçe bir şekilde karşımıza çıktı. Navigasyonunda sesini duymuş olduğunuz Ayrıca ben hemen size burada buradaki ekranın ne kadar hızlı bir şekilde tepki verebildiğini göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi durum bu şekilde. Klimayı da isterseniz buradan ayarlayabiliyorsunuz. Sıcaklığı şu şekilde ayarlayabilmenin de gayet güzel bir opsiyon olduğunu söyleyeyim. Burada karartılmış bir ekran var. Buradaki karartılmış bir ekran çok güneş ışığı altında. Beni mutlu eder mi onu bilemedim. Şu anda telefonda çekerken de zorlandığımı söylemem gerekiyor. Radyo, medyayı görebiliyorsunuz. Kia Live'ı görebiliyorsunuz. Burada direkt olarak bir ekran karşınıza çıkıyor. Ve buradaki ekranı da daha verimli bir şekilde kullanabiliyorsunuz. İşte navigasyonu kullanabilmek mümkün. Tekrar geldiğimde kılavuz ve ayarları görebilmek mümkün. Arabanın ayarlarını buradan gerçekleştirirken aynı zamanda telefonu yansıtma de buradan gerçekleştiriyorsunuz. Hemen şöyle doğru bir şekilde basalım. Gördüğünüz gibi Android Auto ile kullanabilir. Apple CarPlay'i de kullanabilirsiniz. Burada bir USB kablosuna ihtiyacınız var. Araçla alakalı diğer söyleyebileceğim şeyler tabii ki biraz da güvenlikle alakalı olmalı. Buradaki araçta birçok güvenlik önemi var tabii ki ama ben en önemli özelliklerden ve en çok hoşuma giden özelliklerden bahsedeceğim. Kör nokta uyarı sistemi soldan geleni mesela algılayabiliyor ya da sağdan geleni algılayabiliyor. Şu andaki detayda da görmüş olduğumuz gibi beni direkt olarak kamerayla uyarabiliyor. Arka park çarpışma ve ön park çarpışmada karşımıza bu arabada çıkarken akıllı hız limit asistanı var. Direkt olarak tabelaları tanıyabiliyor ve bana kaç kilometre hızla gitmem gerektiğini söylüyor. Trafik cezaları bu kadar artmışken hazır canımızda değerliyken bunlar önemli detaylar. 8 ultrasonik sensörümüzün olduğundan bahsetmiştim. Bunlar sadece aklıma gelen teknolojik detaylardan birkaç tanesi. Videoyu kapatmadan önce sürüş bilgileriyle alakalı detaylar da vermek istiyorum. Aracı sürerken zorlanmadığımı söylemem gerekiyor. Özellikle direksiyonun yumuşaklığı ve bana aracın kendini hissettiriyor oluşu gerçekten güzeldi. Tabii ki bunlar bir günlük deneyim içerisindeydi ve İstanbul'a geldiğinde bu araç daha fazla deneyim elde etmiş olacağız ama genel olarak aracı sürmek çok keyifli. Çünkü içerisindeki teknolojiler ben aracı sürerken benim işlerimi kolaylaştırıyor. Özellikle bunu dijital ekranlardan gerçekleştirebiliyor olmak çok güzel. Şöyle bir eleştiri de olabilirdi. Çok fazla dijitallik var. Tuş isteyenler üzülür mü diye Kia bunu da düşünmüş görmüş olduğunuz gibi. Siz aracı sürerken hem isterseniz dijital olarak yönetebiliyor hem de isterseniz tuşlara da basabiliyorsunuz. Bu kendi kullandığım yine Golf 8'den örnek vereceğim çok eleştirilen bir konuydu çünkü neredeyse hiçbir şeyin tuşu yok her şey ekrandan gerçekleştiriyordunuz. Ancak Kia benden böyle bir eleştiri almıyor çünkü dediğim gibi hem fiziksel tuşumuz bulunuyor hem de dijital olarak bu aracı kullanabilmek mümkün. Merhaba, ben Baran Koldaş. Kia'nın ürün ve stratejik planlama yöneticisiyim. Bugün 5. nesil Sportage'ın lansmanı için bir araya geldik. Sportage, 30 yıllık geçmişi olan güçlü bir model. Şu an globale baktığımızda Kia satışların %25'inin Sportage modeli oluşturuyor. Yine Türkiye'deki geçmişine baktığımızda da her zaman SUV denince ilk gelen modellerden bir tanesi hep Sportage modeli oldu. Bu Sportage jenerasyonunda Kia Global'de farklı bir stratejiye gittim. 5. nesil Sportage ilk defa Avrupa şasisi denilen özel bir şasi üzerinde konumlandırıldı. 5. nesil Sportage'de Kia'nın aslında güttüğü strateji tamamen teknolojik bir SUV yaratmak. Bunu da nasıl görüyoruz? Aracın çok fazla dış tasarımında ve iç tasarımında teknolojik detaylar konumlandırılmış durumdan. Aracı ilk oturduğunuzda size önünüze iki tane 12.3 büyüklüğünde bir gösterge paneli bir de multimedya paneli bulunmakta. Bu ikisinin toplam boyutu 23 inçlik bir büyüklüğe gelmekte aynı anda konumlandırıldığında. Bu ekranlar kavisli olarak araca yerleştirilmiş. Bu yüzden aracılık bindiğinizde yekpare bir görüntü olarak karşınıza çıkıyor. Yine orta konsolda konumlandırılan elektronik vites paneli aracın teknolojik gözükmesini sağlayan detaylardan bir tanesi. Biz bu elektronik vitesi ilk olarak Sorento modelini de görmüştük. Daha sonra Kia EV6 ile bu elektronik vites paneli kullandı. Şu an Türkiye'de sunulan Sportage'ın orta ve üst paketlerinde de elektronik vites paneli standart olarak sunulmakta. Araç içerisindeki birçok teknolojik özellik araçtaki aktif güvenlik özelliklerinde de konumlandırılmış durumda. Örnek olarak araç içerisindeki kör nokta görüntüleme asistanı, aynı zamanda otoyol sürüş asistanı ki bunlar ise otonom bir araç sürüyorsunuz keyfi veren bir donanımdan bahsediyoruz. Araç içerisinde çok fazla ve aktif güvenlik özelliklerinde teknolojik detayların olduğunu görüyoruz. Sportage modeli için yıllık satış hedefimiz, toplam 4000 adetlik bir satış planımız mevcut. Şu anki Sportage'in Türkiye'deki fiyatı, giriş paketiyle en dolu versiyon arasındaki fiyat 760.000 TL ile 1.050.000 TL seviyesinde. Hakan Taylan'ın uçsuz bucaksız dağ köşelerinde videoyu burada kapatıyorum. Sizlere hem sürüş deneyimden bahsettim hem de diğer detaylardan bahsetmiş oldum. Tabii ki buradaki otomobili daha detaylı bir şekilde inceleyebilirdik ancak dediğim gibi sadece bir günlük bir süremiz vardı. Bundan dolayı da İstanbul'daki videoyu kaçırmamanızı öneririm. Sizlere tavsiyem şudur ki sizler bu kanala abone olursanız o videoyu kaçırmazsınız. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.